Efendim şimdi tutukluluğa itiraz edildi. Biliyorsunuz Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutukluluğuna. Tutukluluğa CHP'nin itirazı jet hızıyla reddedildi. Öyle jet hızıyla reddedildi ki Anadolu Ajansı duyurdu. Daha kendisinin avukatının haberi yok, CHP'nin haberi yok. Ben Ahmet Özer'in kızıyım. Hayatımdaki en büyük onur da Ahmet Özer'in kızı olmaktır. Hak, hukuk ve adalet muhakkak yerini bulacak. Elinde Türk bayraklı dosyayla geldi adliyeye. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukat kızı Seraf Özer, CHP'lilerle birlikte tutukluluğa itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede tutuklama kararının cezaya dönüştüğünün altı çizildi. Mahkemeden 3 gün içinde tahliye talebine yanıt bekleniyordu. O karar 7 saatte geldi. 40 sayfalık itiraz dilekçesi jet hızıyla değerlendirildi ve reddedildi. Ahmet Özer'in avukat kızının CHP'lilerin haberi bile olmadan Anadolu Ajansı saat 17.55'te tutukluluğa itirazın reddedildiğini duyurdu. İlk tepki Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Hukuk mahkemede mi görülüyor yoksa Ankara'da bir başka ofiste mi yazılıp çiziliyor? 7 gündür tutuklu Ahmet Özer. Cezaevinden gönderdiği mesaj sosyal medyasında paylaşıldı. İfadesinde söylediği gibi bir kez daha terörle bağlantım yok dedi. Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Ben Cumhuriyet'in akademisyeniyim. Kürt sorununa dairse her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim oldu. Bunları da gizli saklı değil, kitaplarla, makalelerle kamuoyuyla paylaştım. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının üzerinden tam bir hafta geçti. Esenyurt Belediyesi ise bir haftadır polis bariyerlerinin ardında çevresindeki tedbirler her geçen gün daha da arttırılıyor. Belediye meclis üyeleri ise her gün düzenli olarak geldikleri belediyenin önünde yine nöbetteler. Seçilmiş belediye meclis üyeleri yine belediyeye alınmadı. Polisle CHP'liler arasında gerginlik yaşandı. Atanan Kayyum Canaksoy ise ilk encümen toplantısını yaptı, yine sosyal medyadan paylaştı. Göreve gelir gelmez encümen üyelerinin yetkisini ellerinden aldığı için 3 memur üye vardı toplantıda sadece. 5 kişi çekileceğiz, diğer arkadaşlar sana bana. CHP heyeti İstanbul Valisi Davut Gül'le bir araya geldi. Görüşmeden sonuç çıkmadı. Belediye önündeki ablukanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Belediye meclis üyelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi grup salonuna girmesini talep ediyoruz. Sayın Vali süreci kendi içerisinde değerlendirecek. Şu anda bir ortak paydada buluşamadık.